parçada aşağıdakilerden hangisi öncelikle vurgulanmak istenmiştir? Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de ilk öğretim birinci kademe öğrencilerinin okudukları 100 kelimelik bir metnin 70 kelimesini, lise öğrencilerinin 50 kelimesini, üniversite öğrencilerinin ise 35 kelimesini anlayamayıp metni ikinci kez okudukları belirlenmiştir. Bu bulguların okul başarısında okuma alışkanlığının rolüne ilişkin ipuçları taşıdığı söylenebilir. Yanlış okumanın topluma zararları, topluma zararını söylememiş arkadaşlar. Sadece böyle bir istatistik ortaya koymuş. Bu yüzden A şıkkına geliyoruz. Eğitim sistemindeki temel sorun, temel soruna da değinmedi. Bu yüzden Bursa şıkkında eliyoruz Okul başarısında sağlıklı okumanın önemi, evet cevabımız C şıkkı. Yani hani e, anlamını bilmedikleri kelimeler, daha doğrusu anlayamadıkları kelimelere bakarlarsa daha sağlıklı bir okuma olur demek istiyor. Cevabımız C. İlk öğretim öğrencilerinin okumayı sevmemeleri hayır. Genelde karşılaştırma yaptı ilk öğretim lise ve üniversite düzeyinde. Bu yüzden bunu da eriyoruz. Türkiye'de okumaya önem verilmemesi bu da değil. Cevap C. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sahi neden son romanımda Kılıç Ali Paşa camisinden söz ettim ki? İstanbul'da turistler için görülebilecek pek çok başka tarihi eser varken. 1571'de yaşanan İnebahtı Deniz Savaşı sırasında İspanya ordusu askeri Miguel de Cervantes Osmanlı askerlerine esir düşmese ve kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'nın kendi adına Mimar Sinan'a yaptırdığı caminin inşaatında çalışmasaydı pekala şehrin mimari sanat tarihine dair bir yazıyı beklemek gerekirdi o yapıdan söz etmek için. Ama önünden her gün milyonların geçtiği ve otomobil egzozlarından çıkan dumanla kararmış taşları esirliğin haracı olarak Cervantes'in taşıdığını bilirseniz yazıyı belli bir sınırda tutmakla kalmaz. Pekala alt metinlerle dolu bir kurmaca dehlizine ve zevk denizine dönüştürebilirsiniz. Üstüne üstlük Cervantes'in bir kolunu kaybettiği o muharebeden ve İstanbul'daki esir günlerinden sonra İspanya'ya dönüp bu hikayenin içinde olduğu Don Kişot'u yazdığını söylemek. Ayrıca yine aynı hikaye Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanında atıf yapıldığını hatırlamak da düpedüz yapıtın içinde birçok değerin yer aldığını ispatlar. Şundan bahsediyor arkadaşlar. Mesela diyor ki işte Cervantes Osmanlı askerlerini esir düşmesi ve Kaptanı Derya Ali Kılıçpaşa'nın kendi adına Mimar Sinan'a yaptırdığı caminin inşaatında çalışmasaydı Şehrin mimari sanat tarihine dair bir yazıyı beklemek gerekir de o yapıdan söz etmek için diyor arkadaşlar. Yani bunlar bir kurmacanın aslında içerisinde yer almışlar. Yani e, Kaptan Derya Kılıç Ali Paşa kendi adına Mimar Sinan'a cami yaptırmış ve inşaatında da çalışmış. Aslında farklı bir boyutuyla ele almak değil mi? Kendi adına yapılan caminin inşaatında çalışması. Sonra diyor ki yine e, demiş ki ama önünden her gün milyonların geçtiği ve otomobil egzozlarından çıkan dumanla kararmış taşları esirliğin haracı olarak Cervantes'in taşıdığını bilirseniz yani bu yapılan taşları Cervantes taşımış yazıyı belli bir sınırda tutmakla kalmaz pekala alt metinlerle dolu bir kurmaca dehlizine ve zevk denize dönüştürebilirsiniz diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar Cervantes'in bir kolunu kaybettiği o muharebeden ve İstanbul'daki esir günlerinden sonra İspanya'ya dönüp bu hikayenin içinde yer alması ve Don Kişot'u yazdığını söylemesi. Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanında atıf yapıldığını hatırlamak da diyor. Düpedüz bir yapıtın içinde birçok değerin yer aldığını ispatlar. Yani kendiyle alakalı yapılan bir işin içinde yer almak mesela değil mi? İşte caminin inşaatında yer alması ya da işte bu taşları yaparken orada yer alması aynı şekilde. Ya da Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanının içerisinde yer alması gibi. Bir yazarın yapıtında yer verdiği bir ayrıntının çok farklı boyutları vardır ve bunlar yapıta zenginlik katar diyebiliriz. Evet cevabım A şıkkı. Romanlarda ele alınan olaylar kurmaca da olsa gerçek yaşamla ilişkisi olursa okur kitlesi tarafından beğenilir. Şimdi beğenilip beğenilmemesiyle alakalı bir şey olmadığından buna ediyoruz. Gerçeği konu edinmek bir yazardan beklenemez. Yazar gerçeği değil kendi dünyasında oluşturduğu dünyayı ele almalı değil. Batılı yazarlardan esinlenmek bir yapının değerini azaltmaz bilakis yükseltir. Batılı yazarlardan esinlenmek değil burada anlatılmak istenen mevzu bu yüzden bunu da eliyoruz. Günümüz yazarlarının tarihi olay ve kişileri eserlerinde ele almamaları büyük bir eksikliktir. Bunu da diyemeyiz arkadaşlar. Cevap A. Parçaya göre iyi bir kitaptan beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir metnin içini açmak her zaman sanıldığının aksine iyi sonuçlar vermez. Bazı metinler ikinci kez dokunulduğunda solan çiçeklere benzer ama bu demek değildir ki o metnin narinliğinden kaynaklanır. Tam tersine o metnin gücü onu ikinci kez okuyanın kendi edebiyat bilgisini sorgulamasına, yeteneğiyle yüzleşmesine ve edebi hafızanın arşivine girmesine sebep olur ki çoğu vakit bu tür yüzleşmeler okur yazarı kötü hissettirir diyor arkadaşlar. Yani ikinci kez okuyanın diyor kendi edebiyat bilgisini sorgulamasına, yeteneğiyle yüzleşmesine ve edebi hafızasının arşivine girmesine sebep olur diyor. Devam edelim. Öte yandan bazı büyük metinlerde defalarca okunduklarında kendi gizemlerini her seferinde bir başka ölçüyle okura sunar. Böylece bir büyük öğretici yazar romanı olarak sana ders olur. İşte Marguez'in Kırmızı Pazartesi romanı tam da böyle bir metin ve her okuduğunda bir başka özelliğini öğrenmen de bundandır diyor arkadaşlar. Şimdi şu orta yerde altını çizdiğim yere lütfen dikkat edelim. Şöyle şurası. Bakın ne diyor burada. E, tam tersine o metnin gücü onu ikinci kez okuyanın kendi edebiyat bilgisini sorgulamasına yani bir şey ikinci kez okumaktan bahsediyor. Edebiyat bilgimizi sorgulamamıza ve yeteneğimizle yüz, yüzleşmemize sebep olur diyor. Bu da diyor e, bu yüzleşmeler okur yazarı kötü hissettirir. Şimdi baktığımızda okuru kendi birikimiyle yani edebiyat bilgisiyle işte ne yapmasına, edebiyat bilgisini sorgulamasına ve bazı gerçeklerle yüzleşmesine, yüzleştirilmesine cevabımız A şıkkı olur. Okuru kendi birikimiyle yüzleştirmesi. Metindeki yanlışlıkların farkına vardırılması. Aslında yanlışlıkların farkına vardırılma yok. Sürekli aslında yeni bir şey öğrenme var değil mi? Bu yüzden buna eliyoruz. Yazarın kurgu dünyasındaki açıkları ortaya çıkarması değil, yoğun ve özlü derinlik içeren dünyadan uzaklaştırılması ilk etkilenimdeki güzellikleri sahte okura sezdirmesi bunu da elediğimizde cevabımız A. Bu parçada modernizmin ortadan kaldırdığı değer olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmek istenmiştir? Evet modernizmin ortadan kaldırdığı değer bakalım. İnsanı hasletlerinden kopartarak uzaklaştırarak dönüştürüyor. Kullandığı eşyasıyla eşitliyor modernizm. Modern insan giderek sıradan bir canlıya dönüşüyor. Kafka'nın kemikleri sızlasın artık insan uyandığında bile bunun farkına varmıyor. Bugün hayatın her alanında güce, ihtirasla sarılmaya, çatlarcasına çalışmaya adeta tapılıyor. Böyle insanları herkes gıptayla izliyor. Onun yerinde olmak istiyor. Kanat artık bir değer olarak hatırlanmıyor bile diyor arkadaşlar. Hayatta yaşayacağı kadarına razı olan insan görebiliyor musunuz? Bakın bu önemli. Güçlü olan zayıf olanı eziyor. Büyük balık küçük balığı yutuyor ve daha çoğa ulaşmak için böyle olması gerektiği düşünülüyor. Bu yargıyı yadırgayan birini bulabilir misiniz? Bakıyoruz. Kanat sözcüğü zaten arkadaşlar ipucu olarak verildi bana. Yani e, elindekiyle yetinme, yeterli bulma, fazlasını istememek, doyum gibi bir anlama geliyor. Ve hayatta yaşayacağı kadarına razı olan bir insan demek yani kanaatkar yani yetinmek demek değil mi elindekiyle yetinmek? Bu yüzden e, modernizmin ortadan kaldırdığı değer yetinmek değeridir cevabımız Denizli. Bu parçada yazıların asıl eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Saldıran, daha çok saldıran, mütemadiyen saldıran insanlar toplumda ne kadar saygı görüyor değil mi? Bu insan zamanımızın kahramanı. Bir ekmek parası isteyen insanı herkesin verdiği cevap sen de çalış. Modern insan dediğiniz kişilik artık merhametsiz, güçlü, paylaşmayan, hep biriktiren, bir başkasının acısına kayıtsız kalan, kapısını, penceresini kapatıp sımsıcak yuvasında huzura kavuşan insan. Gemisini kurtaran kaptan. Kuramsal olarak söylenenler bir yana kimse kimsenin insan kardeşi de din kardeşi de değil gerçekte. Asıl olan karun ahlakı neredeyse herkes için ardından koşulan bir hayat düzeyi ve değeri. Karun gibi yaşamak çok önemli bir hayat standardı. Karun müsveddeleri birer idol olmuş diyor arkadaşlar. Şuraya baktığımızda aslında sen de çalış. Modern insan dediğiniz kişilik artık diyorum merhametsiz, güçlü, paylaşmayan, hep biriktiren, bir başkasının acısına kayıtsız kalan, kapısını, penceresini kapatıp sıcak yuvasında huzura kavuşan insan. Yani paylaşmıyorsa güçlüyse, merhametsizse, başkasının acısına kayıtsız kalıyorsa sadece kendini düşünüyor. Sadece kendini düşünen insan bencil insandır arkadaşlar. Cimrilik değil, iki yüzlülük, aç gözlülük, daha fazla para gözlülük değil, bencillikten bahsediyor. Cevabım Bursa. Parçaya göre bir edebi eseri ikinci kez okumanın zorluğu Aşağıdakilerden hangisidir? Her okunuşta farklı hazlar vermesi, yazarın diğer eserleriyle ilişkili olması, yazarın diğer eserleriyle kıyaslamaya sürüklemesi, güçlü ve zahmetli bir edebi donanım gerektirmesi, yazarının bilinen özelliklerinin dışında bilgiler içermesi. Gabriel Garcia Marguez'in Yüzyıllık Yalnızlığını okuduğumda bu romanı bir daha okumaya ilişkin diğer tüm okurlar gibi Aynı karara vardım elbette ama bu eylemi gerçekleştirmem yazarın Kırmızı Pazartesi romanını defalarca okuduktan sonra hayat buldu. Yazarın metinleri arasında evlat ayıran bir ebeveynin vicdansızlığıyla hareket etmiyorsam bana bu kararı aldıran neydi peki? Yüzyıllık yalnızlık tekrar okunabilecek metinlerin belki en başında gelir. Bu kararı uygulamak onu almaktan edebi e, gerekçelerle zordur diyor arkadaşlar. Tamam. Çünkü bazı klasikler modern ve klasikler okundukları vakit yeniden okunma isteği yaratma güçleriyle bizi büyülese de metnin bir kez yaşanabilen ince bir edebi zevk tadı olur ki bunu ikinci kez tatmaya kalkıştığınızda bu kez işler farklılaşır. Yüzyıllık yalnızlık da edebi kuruluşu ve inşa süreci bu sınıfa giren metinlerin ilkleri arasında yer alıyor. Onu ikinci kez okumak artık bir otopside ölümün hangi sebeplerle gerçekleştiğini tespit etmek zorunda kalan birikimli cerrahın insanüstü çabasına muhtaçtır. Birikimli cerrahın yani diyor ki onu ikinci kez okuyabilmen için senin bu alanda bir birikime ihtiyacın olmalı değil mi? Çünkü bu zor bir şeydir. Çünkü bu e, nedir? Ölümün hangi sebeplerle gerçekleştiğini tespit etmek zorunda kalan birikimli cerrahın insanüstü çabasına muhtaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Her okunuşta farklı hazlar vermesi değil, yazarın diğer eserleriyle ilişkili olması, yazarın diğer eserleriyle kıyaslamaya sürüklemesi güçlü ve zahmetli bir edebi donanım. Birikim bakın donanım, birikim. Evet çünkü neden? Diyor ya işte... Ee, bir otopside ölümün hangi sebeplerle gerçekleştiğini tespit etmek zorunda kalan birikimli cerrahın insanüstü çabası. Güçlü ve zahmetli yani demek istiyor cevabım Denizli. Ee, yazarının bilinen özelliklerinin dışında bilgiler içermesi de değil cevap Denizli. Bu parçada yazarın eleştirdiği aşağıdakilerden hangisidir? Sinema emekçilerine özenme, alın terinin kıymetini bilmeyen gençlik, emek vermeden iyi sonuçlara ulaşma çabası yazarların mesleklerinde yükselme çabaları, hayatın gerçeğine göre hareket edememe, kısa yoldan zengin olma, şöhret olma, yazar şair olma, akşamdan sabaha her işi başarma. Hemen herkes böyle bir hayatın ardından koşuyor maalesef. Biz yazarların olmak istediğimiz yere bir bakın lütfen. 70'li yılların sinema jönlerinin yerinden başka değil. Rol kesiyor çoğumuz. Rol yapmayı hiç kaldırmayan fiilimiz yazıdır halbuki. Herkesin her şeyden haberi varmış gibi ama hiçbir şeyi de bilmiyor. Bildiğini vehmediyor ama gerçekten bilmeye ihtiyaç duymuyor. Bilmek ve öğrenmek için harcanan çabayı ifade ederken birsek çürütmek diye bir deyime başvururuz dilimizde diyor arkadaşlar önemli. Bu ifade dirsek çürütme yani e, emek verme yani çok çalışma. Artık hiçbir alanda hiç kimsenin dirsek çürütmeye zamanı da ihtiyacı da yok diyor arkadaşlar. E, malumatlarla kulak kültürüyle her alanda koşabiliyoruz. Şimdi dirsek çürütmek deyimiyle zaten bana açıkladı arkadaşlar tamam mı? Dirsek çürütmek ne demektir? Şöyle e, emek sarf etmek. Emek vermek, emek sarf etmek, bununla alakalı şıklarda bir şey arayacağız tabii ki. Yani diyor ki, emek vermeden bir şeylerin sahibi olmak istiyoruz. Neden? Kısa yoldan zengin olma, şöhret olma, yazar şair olma, akşamdan sabaha her işi başarma. Ama ne yapmadan? Dirsek çürütmeden, yani emek vermeden. Sinema emekçilerine özenle, alın terinin kıymetini bilmeyen gençlik... Emek vermeden iyi sonuçlara ulaşma çabası cevabım C. Yazarların mesleklerinde yükselme çabaları hayatın gerçeğine göre hareket edememe değil. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ağaç benim ruhumdu. Ben de kökleşti. Şiirime yansıttım ruhumu. Attar'ın ağaçla konuşması gibi mesela. Çocukluğundan Birikenlerin yanı sıra rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk üzerine yaptığı harikulade konuşma da ilk okuduğumdan beri etkili oldu. Ağaçlarla selamlaşma, ağaçlarla konuşma ve ağaçlar üzerine yazma konusunda. Hani ne diyordu? İnsan fikre dost olunca tarihe, coğrafyaya, ormana da dost olur. Ağaca da dost olur. Evet, ağaca dost. Dost selam verendir, aynı yola çıkandır, konuşandır, dertleşendir. Ağaçların felsefesini, duasını, zikrini, sesini kattım hep sadeliğime, kuytuma, içimden doğana. Bana iyi geliyor yüreğimi bir okka çiçek yapan bu hal, bu konuşma, içme bir güzelliği yerleştiriyor. İnsan kalan herkese de iyi geleceğini düşünüyorum. Böyle daha güzel oluyor şiir, herkes kendine göre bir canlıya anlam yükleyip kalem oynatabilmeli diyor arkadaşlar. Evet. Yani diyor ki kısacası, ağaca anlam yükledim ve şiirim böylelikle daha güzel oldu diyor. Bakıyoruz. Her şair şiirinde mutlaka ağaçları konu edinmeli. Bunu mu demek istiyor? Hayır. Yani herkes diyor bir canlıya anlam yüklemeli. İlla ağaç olmak zorunda değil. Kendi gerçekliğinden uzak bir şairin insanlığa bir katkısı olamaz değil. Kendi gerçekliğinden uzaklaşmakla alakalı bir şey yok. İnsanı ve hayatı yansıtan ağaç edebiyatın temel imgesi olmalı. Yani olmalı değil. Bu sadece kendisi ağacı seçmiş. Siz de başka bir şey seçebilirsiniz diyor. Şair başkasının düşüncelerinden yararlanmayı iyi bilen kişi olmalı değil. Doğadaki bir varlığa duygu ve düşünceyi yüklemek şiiri anlamlıklar Zaten son e bölümlerde bunu söylüyor. Cevabım E şıkkı.